İkinci saatten sonra ateşim bayağı yükseldi. Bakın burada aşı türleri var. AstraZeneca, Pfizer, BioNTech. Bakalım bir saat sonra nasıl olacak? Şimdi bu belgeyi dolduracağım ve daha sonra... Eve geri geldik arkadaşlar. Salut de mec. Aujourd'hui je vais être vacciné en France. Evet, Fransızca giriş yaptım çünkü herkes lütfen Fransızca konuşur musun? Lütfen Fransızca. Biraz daha Fransızca diyordu. Ben de bu yüzden böyle bir giriş tercih ettim. Ama merak etmeyin, Fransızca bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Fakat bugün değil, başka bir gün. Bugün koronavirüs aşısı olacağım ve bugünkü aşı günümü sizlerle paylaşmak istedim. Peki ben nasıl aşı oluyorum? Henüz daha 20'li yaşlarındayım. Fransa'da aşı işleri çok mu ilerliyor da sıra bana geldi? Hayır arkadaşlar. Şöyle, Fransızların çoğu aşıya karşı olduğu için ne yazık ki randevu almıyorlar. Birçok randevu boş kalıyor. Bunu bilen Cumhurbaşkanı Macron da sinirlendi ve dedi ki ben artık randevuları yaşa bakmaksızın tüm vatandaşlarıma açıyorum. İsteyen istediği zaman randevusunu alsın, gelsin aşısını olsun dedi. Tabii ki ben vatandaş değilim fakat oturum kartı olduğu için bir vatandaştan da farkım yok. Bundan dolayı tanıdığım tüm arkadaşlarım, tüm öğrenciler neredeyse hemen randevu almaya başladı ve aşı olmaya gidiyoruz topluca. Bugün de benim aşı günüm. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Hangi aşıyı olacağım? Pfizer, BioNTech aşısını olacağım arkadaşlar. Peki randevuyu nasıl aldım? Şimdi hemen onu da göstereceğiz. Daha sonra aşı için yola çıkacağız. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde aşımı olmuş olacağım. Bakalım nasıl olacak, sizlerle paylaşacağım bugünü. Evet, burada tripod var. Bununla çekim yapıyorum. Şimdi panjuru kapatacağım çünkü ekranın iyi görünmesi daha iyi olacaktır. Bu arada ev vlogunu hala izlemeyenler varsa veya evi merak edenler varsa sağ üst köşeye tıklayabilirler video bittikten sonra. Evet, Macron'un tweet'i karşımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir yuva kaybedilmemelidir diyor. 12 Mayıs'tan itibaren randevuları herkese açıyoruz. Hiçbir kondisyon, yani daha doğrusu şart, pardon, hiçbir şart olmadan herkes randevu alabilir diyor. Gelin şimdi biz randevumuzu alalım, böyle alıyormuş gibi yapalım. Evet, şimdi buraya posta kodumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle geçici olarak 75005 yazalım. Bakın burada aşı türleri var. AstraZeneca, Pfizer, BioNTech. Dilediğinizi seçip ilerleyebiliyorsunuz. İşte Moderna, Johnson Johnson. Gelin biz şuradan almaya çalışalım bir randevu. Tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi mesela bugüne bile boş randevu varmış. Çok şaşırtıcı. Yani hatta şu bir saat sonra randevu alabildiğimi gösteriyor bana. Şu üstteki seçenekleri seçelim. Daha sonra buradan aşıyı seçiyorsunuz. Şöyle yapalım. Evet, işte AstraZeneca mı, Moderna mı, Pfizer mi? Daha sonra randevuyu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Randevu alma böyle basit. Yani Fransa'da internet işleri özellikle çok zor oluyor. Ama aşı sistemini iyi oturtmuşlar. O yüzden gayet kolay bir şekilde randevunuzu alabiliyorsunuz. Yani gerçekten şaka gibi arkadaşlar. Çünkü 2 saattir güneşli hava. Şimdi dışarıya çıktım aşı olmak için. Yağmuru görüyor musunuz? İnanılmaz. Şimdi yağmurun biraz azalmasını bekleyeceğim. Çünkü gerçekten çok ama çok hızlı yağıyor. Daha sonra yola devam edeceğiz. Yani kısmen yavaşladı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Mecbur çıkacağız yani. Yoksa geç kalacağım randevuya. İnanılmaz bir şanssızlık. Evet arkadaşlar, şimdi tramvaya doğru gidiyorum. Çantamı hazırladım. Çantamda ne var? Sağlık sigortası kağıdım var. Çünkü sağlık sigortanız olmadan yapamıyorsunuz hiçbir şey. Sağlık sigortası için de oturum kartı lazım. Sadece oturum kartıyla aşı olunmuyor. Buna bir açıklık getirmek istedim. Onun dışında işte dosyalar, pasaportlar, bla 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 bir sürü şeyler. Çünkü Fransızlar çok ama çok şey istiyorlar sizden. Evet, gidiyoruz, bakalım nasıl bir gün olacak. Biraz sorunlu başladı gün ama şu an için her şey yolunda diyelim. Olumlu sinyaller verelim dünyaya ve olumlu geri dönüşler alalım umarım. Şimdi tramvaya doğru gidiyorum. Allah'tan yakın tramvay, çok uzak değil. Ama yağmur çok fena. Durağa geldim arkadaşlar. Şu anda tramvayı bekliyorum. Tramvayın en son durağına bineceğim. Beklerken bir şey göstermek istiyorum sizlere. Şimdi burada kart yükleme yeri var ama çok garip. Şu şeyi tutup şöyle çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz zaman bu aşağıya iniyor. Yani tüm seçim işlemlerinizi bununla ve şu iki tuşla yapıyorsunuz. Biraz garip bir sistem. Fransa'da böyle eski şeylerle karşılaşmanız çok çok doğal. O yüzden gelirseniz bir gün lütfen şaşırmayın. Şimdi karşı tarafın tramvayı geldi. Benim tramvayım da gelirse yola devam edeceğiz. Tramvaydan indim arkadaşlar. Şimdi aşı merkezine doğru ilerliyorum. Şöyle yaya yolundan geçelim de. Burada sıkıntı çünkü biraz. İkinci dozu da Haziran'ın sonunda olacağım. Normalde aslında 21 gün olarak gösteriyor ama randevular dolduğu için hemen ikinci dozu hemen olamıyorsunuz. O yüzden 40 gün bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi güneş çıktı. Paris'te hava çok ama çok dengesiz. Yani zaten ben hazırlanırken güneş vardı yine. Aşağı inene kadar yağmur başlamıştı. O yüzden sıkıntılı biraz. Şu anda Paris'in çevre yolunun üstünden geçiyoruz arkadaşlar. Bu yolun her üstünden geçerken sizlere söylüyorum. Paris'in etrafını çevreleyen sıfır şeklinde bir yol var. İşte o yolun şu an güneydoğu tarafındayım ben. Karşı tarafa geçeceğim ve aşı merkezine ulaşmış olacağım. Şu an aşı sırasında bekliyorum. İlk kontrolden geçtim arkadaşlar. Orada sıra vardı. Randevunuzu kontrol ediyorlar. Şimdi içeri geçeceğim. Gördüğünüz gibi yağmur tekrar başladı. Yani bir güneş bir yağmur. Gerçekten çok dengesiz havalar. İçeride de ilk herkes oturuyor ve bekliyor. Şöyle gösterebilirim. Şimdi birazdan oraya geçeceğim ve aşımı olacağım. Görevli geldiği bir belge verdi arkadaşlar. Şimdi bu belgeyi dolduracağım ve daha sonra içeriye gireceğim. Evet arkadaşlar, aşıyı oldum. Şimdi 3. bekleme odasında bekliyorum. Doktorla görüşeceğim. 15 dakika bekliyorsunuz. Sonra doktorla konuşuyorsunuz. Herhangi bir komplikasyon gelişti mi diye bekliyorsunuz. Şu an iyiyim. Acımadı. Çok iyi bir doktora denk geldim. Bakalım bir saat sonra nasıl olacak bilmiyorum. Evet, aşı merkezinden çıktım arkadaşlar. Her şey yolunda şu an için. Dediler ki yarın hasta hissedebilirsin. Şimdi eve gidiyorum. Eve gittiğimde daha detaylı konuşuruz. Dışarıda biraz zor oluyor. Şu an bitkin hissediyorum. Galiba psikolojik olarak böyle hissediyorum. Ama çok iyi bir doktora denk geldim. Türkiye'yi biliyormuş hatta. Bana Türk müsün dedi. Adımdan anladı. Sonra adımı böyle okudu. Bir Türk gibi okudu. Dümdüz okudu. Güzeldi yani, keyifliydi. Çünkü Fransa'da yani İyi bir insana da denk gelebiliyorsunuz, kötü bir insana da denk gelebiliyorsunuz. Tabii bu iyi kötü davranış anlamında. Ve iyisi çok iyi oluyor, kötüsü de çok kötü oluyor. Yani çok somurtkan, böyle asla yardımsever değil. Ama iyisi de çok iyi, böyle yani sanki bir anne baba gibi yaklaşıyor size. Çok yardımcı oluyor. Bana öyle biri denk geldi. O yüzden mutluyum. Şu an tipim nasıl görünüyor hiç bilmiyorum bu arada. Yağmur yağıyor diye bunu taktım. Şimdi yine güneş çıktı. Birazdan yine yağmur yağar muhtemelen. Suya battım o sırada. Tabii böyle kameraya bakarsam, aşağı bakmazsam olacağı buydu. Neyse, o kırmızı yandı. Evet, Paris'ten selamlar hepinize. Öyle, kusura bakmayın, aşı olurken çekemedim video. Çünkü o an çok gergindim yani, ondan dolayı çekemedim. Ama neredeyse her yeri gösterdim size. Aşı olduğum an hariç. Her yeri, her prosedürü gördünüz. Yani çok güzel bir sistem kurmuşlar. Böyle tık 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 ilerliyorsunuz. Bu arada evde konuşulacak bir şey kalmadı. Çekmemi istediğiniz herhangi bir video varsa lütfen yorum kısmına yazın. Bu video benim öyle aklıma geldi mesela. Çekeyim de atayım dedim. Böyle sizin de aklınıza gelen güzel fikirler varsa söyleyin. Öyle. Daha devam edeceğiz. Bir eve gidelim bakalım. Evet, eve geri geldik arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Pfizer'ın Fransa Genel Merkezi benim evimin hemen önünde, gördüğünüz gibi. İlk geldiğimde dikkatimi çekmişti. Bugün Pfizer aşısı olmak kısmette varmış diyelim ve eve doğru ilerleyelim. Evet, merhaba arkadaşlar. Aradan bir 5-6 saat geçti. Videonun sonuna da geldik. Şimdi size son durumu aktaracağım ve daha sonra kameraları kapatacağım. İlk bir saat hiçbir şey hissetmedim. Hatta kolum bile ağrımadı. Daha sonra bir saatten itibaren kolum yavaş yavaş ağrımaya başladı. Hatta şu an çok ağrıyor. Dokununca zaten hiç yani tahmin edilemez bir ağrı. Ama bundan daha önemli olarak şöyle bir şey yaşadım. İkinci saatten sonra ateşim bayağı yükseldi. Yani 38 olmuş olabilir, bilmiyorum. Ateş ölçer yoktu yanımda ama tüm vücudum yanıyordu. Yani üstümde yumurta kırsanız belki pişebilirdi, o derece. Ama daha sonra yarım saat geçti aradan ve o da azalmaya başladı. Sonra ateş kalmadı. Tabii bu sırada hap falan içtim, C vitamini içtim, su içiyorum bol bol. Sürekli müdahale ediyorum kendime. O yüzden şu an her şey yolunda, normal devam ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi sadece biraz omzum ağrıyor. Onun dışında hiçbir problem yok. Dilerim ki böyle olur. Yarın sabah rahatça uyanırım. Öyle, siz de aşı olun arkadaşlar. Yani aşıya karşı olmayın. Bu işin tek çözümü aşı çünkü. Yani size sıra gelmişse, aşı olma şansınız varsa bunu bence değerlendirin. Dilerim ki bu Covid belasından en kısa zamanda tüm dünya olarak kurtuluruz ve hayatımıza devam edebiliriz ki bunun tek kurtuluş yolu az önce söylediğim gibi aşı bence arkadaşlar. Yani onun dışında bitmesi imkansız gibi görünüyor. Çünkü sürekli bir bulaş, sürekli bir sıkıntı çıkarıyor. Dilerim ki tüm bunları dünya olarak atlatmış oluruz. Yani bugün güzeldi. Fransa'da yeni bir deneyim, yeni bir heyecan. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Belki biraz sıkıcı bir video olabilir ama farklı bir video. Belki YouTube'da olmayan bir video. Fransa'da koronavirüs aşısı olmak. Farklı tabii biraz. Okey. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi yatıyorum. Umarım hafta sonu bu videoyu sağlıklı bir şekilde YouTube'a yüklerim ve siz de izlersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.